Kripto Odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri güçlü mete ile Kripto Odası başlıyor. 1 Haziran Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. 18 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek olan bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek. Detaylarına bakacağız birazdan. Özgür Özel Ayşe Ateş'le görüştü. Erdoğan da Ayşe Ateş'le görüşecek. Meral Akşener'in meclise yakın bir yerde ofis tuttuğu haberi paylaşıldı dün İsmail Saymaz tarafından. Cari açık 5 milyar 285 milyon dolar. Mehmet Şimşek'ten bir açıklama var. Doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz diyor bakan. CHP'li Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü biliyorsunuz CHP'nin gölge kabinesi sorumluları kendi alanlarındaki bakanlarla görüşmeler yapıyorlar bu görüşmeler devam ediyor. Dem Parti'den Hakkari ile ilgili açıklama var mücadelemizi yürütüyoruz sürdüreceğiz şeklinde. Diskar geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyon 712 bin olduğunu duyurdu. Standart Purs'tan bir rapor var. Türkiye ile ilgili bir açıklama var. Türkiye'de tek haneli enflasyonu 2027 sonuna kadar görmüyoruz diyor. Ankara ve Malatya'da yaşanan depremler vardı. Yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. YKS'de yapay zekalı kopya tespit edildi. Ankara'da Kudus köpekleri şehre yönlendirdiği iddia edilen Buket Özgün'lü tutuklandı. İstanbul'da huzur evinde şiddet yaşandı. Beykoz'dan gelen görüntüler vardı tepki çekmişti şüpheli tutuklandı cezaevine gönderildi. İstanbul'un bazı plajları alan veriyor ve aynı zamanda acaba İstanbul'da Marmara'da müsilaj geri mi döndü? Boğmaca vakalarında bir artış var gündeme gelmişti şimdi sıklıkla konuşuluyor meclis gündemine de geldi. 6 ilde orman yangını yaşandığı maalesef dünden gelen haberler var. Avrupa parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın sıçrama yaptığı kesinleşti. Dün zaten sabah program içerisinde paylaşmıştık. Gün içerisinde gelen bilgiler de bunu teyit etmiş oldu. Antalya'da valilikten 45 derece uyarısı var sevgili dinleyiciler. Dikkatli olun bugün çok sıcak bir gün olacak Türkiye genelinde böyle bilgiler geliyor. Polonya dün Türkiye'yi 2-1 mağlup etti bir hazırlık karşılaşması vardı. Türkiye'nin Polonya'da oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu amili futbol takımı. Bu arada böylece hazırlıkların tamamlanmış olduğu Avrupa şampiyonası için. Anadolu Efes Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi. 2-0 Fenerbahçe öndeydi. Durum şu anda 2-1 oldu. Fenerbahçe lehine. Bir sonraki maç çarşamba akşamı oynanacak. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın başında. Dolar şu anda 32 lira 40 kuruş, euro 34 lira 93 kuruş. Gram altını da 2393 lira çeyrek altını 4012 lira olarak görüyoruz. Dolar bankada 33 lira 4 kuruş euro 33 lira 58 kuruş euro 35 lira 58 kuruş altının gramı 2433 lira. Yani dolayısıyla serbest piyasada çeyrek altın muhtemelen 4200 lira civarındadır diye tahmin ediyorum. Ve hemen bakalım bir de Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'daki düşüş trendi devam eder mi demiştik dün sabah. Yani bakalım nasıl açılacak yeni haftaya nasıl başlayacak diyorduk ki gelen haberlerle beraber BIST endeksinin 10.000 puanın altına düştüğünü söyleyebiliriz. 9.997 puana indi bir süre sonra 10 binin altına düştü Borsa İstanbul. Ve Bitcoin'de de bir düşüş var aşağı yukarı yüzde iki buçukluk bir düşüş var 67.941 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Başlıklarımız kısaca böyle, sadece bu kadar değil. Bir program içerisinde mümkün olduğunca tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Aynı zamanda bugün ilerleyen dakikalarda bir de armağanımız olacak sevgili dinleyiciler. Babalar günü geliyor, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla bizim hem Babalar Günü ile ilgili, hem bayramla ilgili sizlere armağanlarımız olacak. Sadece tabi bu programda değil. İşte birçok programda gün içerisinde dinleyeceğiniz tüm programlarda hediyelerimiz olacak. Biraz sonra Kef marka filtre kahve makinesi hediye edeceğim. Berde bir dinleyicimize bu bir yarışma ile olacak yine her zaman olduğu gibi. Tabi bu arada yayını dikkatle dinlerseniz bu bölümlerini buradan bir soru soracağımı da hatırlatmak isterim. Evet Erdoğan'ın yani AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyareti şimdi konuşuluyor ve bugün de yoğunlukla gündemde olacak olan konu bu sevgili dinleyiciler. Bu ziyaret 18 yıl sonra ilk ziyaret. Yani 2006 yılında son ziyaret gerçekleşmişti. Deniz Baykal o sırada görevdeydi ve şimdi 18 yıl sonra Özgür Özel'i ziyaret ediyor. CHP'yi ziyaret ediyor. Erdoğan. Peki neler konuşulacak? Aslına bakarsanız bu sabah Nihat programda sordu. Özgür Özel ne anlatsın dedi. Sizlerden gelen birçok konu, birçok mesaj vardı. Tabii e, neler konuşulacağına baktığımızda öncelikle zeminin şöyle olmasını istiyor CHP. Dün CHP sözcüsü Deniz Yücel'den gelen açıklamadan anlıyoruz. Bu diyaloğun temel amaçlarından birisi ülkenin hukuk sisteminin olması gerektiği gibi ölçüte ve ayara gelmesi diyor bir normalleşmeden de bahsediyor. Olağan bir durum olması gerektiğinden de bahsediyor. Evet bunların hepsi tamam. Bunun dışında Özgür Özel zaten İzmir'de mesajlarını vermişti. Yapmış olduğu mitingde. Ne dedi? İşte biz çiftçinin durumunu anlatacağız. Emekçinin durumunu anlatacağız. Emekliyi soracağız. Asgari ücretliyi soracağız. Yani sıkıntısı sorunları olan kimse... Onları biz gündeme getireceğiz bunları konuşacağız dedi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan e, acaba ne konuşacak buna karşılık neler söyleyecek veya işte aynı zamanda yeni anayasa konusu gündeme gelecek mi? Bunları göreceğiz. Bunlarla ilgili bilgiler herhalde paylaşılacaktır diye tahmin ediyorum. CHP'de şu an genel merkezde bir hazırlık olduğu bilgisi var. İşte karşılanacak alan, e, tören nasıl yapılacak, e, nereye alınacak, hangi odada konuşacaklar, e, o odadaki oturma düzeni ne olacak buna ilişkin CHP'de hazırlıklar devam ediyor deniyor muhtemelen karşılıklı olarak şu anda e, kurmaylar da birbirleriyle görüşüyorlardır hazırlıklar buna göre yapılıyordur bir oturma düzeni sorununun yaşanacağını açıkçası pek tahmin etmiyorum e, buna ilişkin çalışmalar zaten yapılmıştır dediğim gibi aslına bakarsanız daha önce de defalarca söyledim bu böyle çok flash haber muhteşem haber büyük haber falan gibi bir şey zaten olmamalı yani çünkü gayet normal ee, bu ülkenin şu andaki iktidar partisinin genel başkanıyla ana muhalefet partisinin genel başkanı bir araya gelebilmeliler, görüşebilmeliler. Hele ki CHP'nin son yerel seçimde almış olduğu bu oy oranından sonra birinci parti çıkışından sonra. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Tahmin edersiniz yani bu görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri görüşüldü. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar vardı. Bu arada işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri bölgesel ve küresel konularda bir yandan ele alınmış, gelen mesajlar, haberler içerisinde bunlar vardı. Özgür Özel dün Ayşe Ateş ile bir araya geldi. Biliyorsunuz eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü silahlı saldırıda. Onun eşi Ayşe Ateş ve kızları CHP Genel Merkezi'nde ağırlandı. Ee, daha önce de bir araya gelmişlerdi bir kez daha böyle bir görüşme gerçekleşti. Özgür Özel diyor ki bu suyak, suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz diyor. Böyle net bir mesaj veriyor ki daha önce de benzer şeyleri zaten Özgür Özel söylemişti. Aynı zamanda Ayşe Ateş Ahmet Davutoğlu ile de da Gelecek Partisi Genel başkanıyla da bir araya geldi. Yine Ahmet Davutoğlu da davaya hukuk eğitimimizle birlikte katılım sağlayarak her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz dedi. Şimdi böyle haberler geliyor da yani böyle mesajlar veriliyor da ee, gerçekten bu takip gerçekleşebilecek mi? Yani hukukun tabii ki şöyle yargının bağımsız yargının demek istiyorum da bağımsız yargının ve hukukun vereceği karar aşamasında ne olur? Yoksa bir takım adreslerden gelecek olan yönlendirmeler olur mu? Yani şu ana kadar çünkü bu dava ile ilgili tepki gösterenler de var. Ee, Sinan Ateş cinayetine ilişkin. Çeşitli iddiaları ortaya atanlarla ilgili mesela e, Devlet Bahçeli'nin ve MHP'lerin genel olarak büyük bir tepkisi var. Şimdi Erdoğan'la bir görüşme de gerçekleştirecek Sinan Ateş. Pardon e, Allah rahmet eylesin eşi Ayşe Ateş bir görüşme gerçekleştirecek. E, daha önce de aslında geçen hafta bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyormuş fakat Ayşe Ateş dedi ki aslında görüşecektik fakat o hafta Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamaları oldu O nedenle ertelendi herhalde dedi Ama görüşmenin kabul edilmesini olumlu karşılıyorum diye bir açıklama yaptı Yani eşi katledilmiş olan bir insandan bahsediyoruz bir kadından bahsediyoruz Doğal olarak eşiyle ilgili ardından hakkını aramak istiyor Hukuk yollarıyla bunu çözmeye çalışıyor Bununla ilgili de bir destek beklentisi var Siyasilerden gelen destekler de var e, Tabii ki neticede Buna karar verecek olan yargı Tabii ki siyasiler değil ama Türkiye'de e, yargının da etki altında Kaldığını biliyoruz e, Etki altında kalmasa bile Zorunlu bir şekilde baskı Hissettiklerini de biliyoruz Öyle ya yani yargı içerisinde Her ne kadar görevini Layıkıyla yapmaya çalışanlar olsa da Varsa da ki varlar Allah'tan iyi ki varlar yani ee, adaletli bir şekilde davranan e, Yargı mensupları iyi ki varlar e, Onların dışında bir de kendini Baskı altında hisseden ve buna göre Karar vermeye çalışan Onlar da var e, Yanlı olanlardan hiç bahsetmiyorum zaten Onları muhtemelen e, yargı içerisindeki Yargı mensupları kendileri de istemiyorlardır Aralarında Yeni müfredat Boykot edilecekmiş sevgili necder Yine iddia o ki Özgür Özil'in Erdoğan'la görüşmesinde müfredatı da konuşacağı iddiası var. Bilimsellikten uzak olduğu söyleniyor. Velilerin açıklamaları var. Veliler olarak kaygılıyız diyorlar. Gizli ve hızlı bir süreç ilerledi deniyor. Buna karşılık bakan diyor ki: "Hayır her yerde biz yayınladık bunu. Neleri istiyorsanız orada görürsünüz." Ee, Özgür Özel Erdoğan'la görüşmesinde şimdi müfredatı da konuşabilir deniyor böyle bir iddia var. Valla bu görüşmede neler konuşulacak, ee, nasıl sığacak bütün bu konular onu bilemiyoruz. Ama muhtemelen önemleri herhalde e, daha ağır basanları ilk sıraya alınıyordur diye tahmin ediyorum. Devam ediyoruz. Meral Akşener, meclise yakın bir yerde ofis tuttu deniyor. İsmail Saymaz aktardı bunu sevgili dinleyiciler. Çankaya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok yakın bir mesafedeki Cinnat Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu. Taşınma işlemi dün başlamış. Şimdi Meral Akşener o zaman yeniden siyasete dönme çalışması yapacak mı? Bu merak edilir tabii bundan sonrası için. Yani yoksa herhalde kendi başka özel bir iş için ofis tutmuş değildir. Ama genelde bu da yapılan bir şeydir. Yani bunu söyleyelim. Eski genel başkanlar, siyasiler zaman zaman siyaset dışı kaldıklarında, yani resmi bir şekilde siyaset dışı kaldıklarında o zaman ofis tutup buradan yine bazı çalışmalar yaparlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da yapıyor vesaire falan gibi. Ama amaç hep ileride bir şekilde geri dönmek veya bir şekilde şu anki siyasete müdahil olmak. Bilgi almak, bilgi vermek, paylaşımda bulunmak yönlendirme yapmak muhtemelen o sessizliği Meral Akşener'in kısa sürecek sürdü gibi görünüyor. Yani kaybedersem giderim bırakırım falan diyordu. Evet bıraktı partiyi doğru ama şimdi bir geri dönüş sinyali mi bu? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Roma gezisi tartışılmış. Şu Roma gezisi tartışma bir türlü bitmedi biliyorsunuz. Gazetecilerin masraflarına ilişkin bir soru önergesi verilmiş AK Partili üye tarafından CHP'li üye de bu gazetecileri aşağılayan bir bakış açısıdır diye bir cevap vermiş. Ee, ve aynı zamanda masrafları da sponsorların karşıladığı ifade edilmiş burada. Ee, yani 2027 Avrupa oyunları için düzenlenen imza töreni vardı biliyorsunuz değil mi konu buydu aslında. Yani İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları imza töreni. E buna giderken bu imzaya giderken de yanlarında basın mensuplarını götürüyorlar. E, ya bunda çok anormal bir durum var mı? Yok. E, yani sanki böyle bir gezmeye seyahati oraya buraya e, anlatıldığı gibi söylendiği gibi bilmem ne festivallerine falan filan gitmedi insanlar. Neyse e, şimdi. Bu tip şeyleri bugüne kadar zaten görüyorduk, alışkındık da hani bir sefer böyle bir şey yaşandığında hemen e, Ak Parti kanadından itirazlar gelmeye başladı. Netice itibariyle sponsorlar bunu karşıladı denildi ee, ve belki de bundan sonra yine yapılacak yani başka bir seyahat de düzenlenebilir. Ya mesela Türkiye şimdi olimpiyatlara katılıyor, olimpiyatlara giderken çeşitli seyahatler düzenlenmeyecek mi? Kamu kurumları tarafından? Özel kurumlar kendileri yaparlar istediklerini. Sponsorlar, sponsor firmalar, olimpiyatlarda Türk milli takımına destek olan firmalar. E, tabii ki onlar e, özel olarak isteklerini yaparlar. Ama burada tartışılacak konu kamu kurumları olabilir. E, kamu kurumlarının yine seyahatleri olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. E, Basın mensuplarını da alacaklardır, yanlarına götüreceklerdir. Bunlar da olabilir, gerçekleşebilir. Çeşitli sponsorlar da yapabilirler. Veya daha yakında Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'na gidecek olanlar var. E, basın mensupları gidecek bir kısmı kendi imkanlarıyla gidemez. Onları götürecek olan sponsorlar olacaktır. Gibi neyse birçok e, başlıkla uzatabiliriz aslında bunu ama daha da uzatılacak bir konu değil bence. E, Hakan Fidan Moskova'da e, Sergi Şoygu'yla bir araya gelmiş sevgili dinleyiciler. Yani Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu. Bir görüşme gerçekleştirmişler. Güvenlik konseyleri arasındaki temasları sıklaştırmaya hazırız diye bir açıklama gelmiş. Ee, Hakan Fidan Rusya'da biliyorsunuz. Cari açık 5 milyar 285 milyon dolar olmuş. 5 milyar 285 milyon dolar. Yaklaşık 1 trilyon 20 milyar 512 milyon lira olmuş yani cari açığımız. Bakan Şimşek ne söylüyor? Diyor ki program kapsamında bu orta vadeli program var ya OBP diye geçiyor. Atılan adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda artış beklediğini söylüyor. Cari açığın yıl sonunda OVP tahmininin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz diyor. Her şey şu anda yıl sonu beklentisi içerisinde. Yani her şeyle ilgili böyle bir beklentimiz var. Enflasyon işte yıl sonunda düşecek. Cari açık Yıl sonunda düşecek zaten planlanan programlanan buydu deniliyor genel itibariyle. E, burası böyle de standarten bursdan gelen bir açıklama var sevgili necder. E, biliyorsunuz uluslararası bir yatırım kuruluşu e, çeşitli zamanlarda kredi notları vesaire falan veriyor. E, bir deprem bilgisi geldi Yunanistan tarafındaymış 4.2 diye şimdi geldi o bilgi detayları belki biraz sonra gelir. Türkiye'de hissedildi mi bilmiyorum. devam ediyoruz. Ha. Standartam Burs ne diyor? Netice itibariyle diyorlar ki bu yıl için ortalama enflasyon tahminimiz %56 ile 57 arasında. Ortalama %57 gibi geliyor bize diyor Standartam Burs yaptığımız çalışmalar neticesinde. Gelecek yılın ortalama tahmini %28. Tek haneli enflasyonu ...2027 sonuna kadar görmüyoruz diyor Türkiye ile ilgili. Bu da 3 yıl uzakta ve açıkçası dünya komplike bir yer diyor. Yani tabii yani dünya komplike bir yer. Şimdi e, çeşitli programlar evet e, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da hazırlandı ama... ...dünya komplike bir yer. Yani bir anda bir şey oluyor işte pandemi çıktı birdenbire. Bir yerde bir savaş çıkıyor, komşuda savaş çıkıyor. Yani bir şeyler oluyor, döviz artıyor e, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Birçok şey üretim maliyetleri artıyor. Bunlar yaşanabiliyor. Yani şu anki koşullar devam edecek olursa, şu anki program uygulanmaya devam ederse, geri kalan şartlar değişmezse diye 2027 sonu anca görünüyor diyor tek haneli enflasyon. CHP'li Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Diyeceksiniz ki yani ne demek bu? Şöyle ee, biliyorsunuz CHP'de bir gölge kabine oluşturuldu. Bu gölge kabine içerisinde görevlendirilmiş olan o bakanlıklara ilişkin isimler var. Dolayısıyla CHP'nin de İçişleri Bakanından sorumlu genel başkan yardımcısı Murat Bakan. O da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Genel bir görüşme yaptıklarını, her konudaki düşünceleri, çözüm önerilerini dile getirdiğini söyledi. Bunu daha önce de söyledim. Yani CHP bu noktada diğer e, gölge kabineyle, diğer e, sorumlularıyla Başka bakanları da ziyaret etti Bu bu da anormal bir şey değil Ya bu da ne güzel e, Keşke bundan sonra böyle devam etse e, Ne güzel bakanlar da Bu en azından e, çağrıya cevap Veriyorlar ve buluşuyorlar bir araya geliyorlar e, CHP'li e, isimler Gidiyorlar bilgi alıyorlar Bilgi paylaşımı oluyor doğru Karşılığında bazen de çözüm önerileri sunuyorlar Bunlar e, Gayet güzel medeni bir ülkede olması gereken şeyler aslına bakarsanız. Dem Parti'den tepki var sevgili dinleyiciler. Mücadelemizi devam ettireceğiz diyor, sürdüreceğiz diyor. Hakkari ve Tatvan'la ilgili tepkileri var. Yani Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanması, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatılmasına tepki geliyor. Evet, Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Bu arada Tahir Elçi cinayetine ilişkinde 12 Haziran'da görülecek olan karar duruşması var Buna ilişkinde DEM Parti'nin bir çağrısı var CHP'den de kayyum tepkisi var AKP'nin belediyelere çökme projesi diyor CHP sözsü Deniz Yücel bu konuya ilişkin Ve diske göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 712 bin olmuş Dün TÜİK veriler açıkladı ama e, Yani Nisan 2024'te yüzde buçuk oldu diyor. Ama tabi atıl iş gücünü ifade eden geniş tanımlı işsizlik yüzde yirmi yedi bir veri paylaşıyor ee, ve diskarddan gelen veriye baktığımızda da 10 milyon 712 bin geniş tanımlı işsiz sayısı olduğu ortaya çıkıyor ki herhalde yüksek bir rakam değil mi? 10 milyonun üzerinde işsiz sayısı. Çin menşeli araçlara biliyorsunuz yüzde ek vergi geldi ki bu ek vergi Temmuz'da yürürlüğe girecek sevgili dinleyiciler yüzde kırk ek vergi. Şimdi bunun ardından çeşitli Çinli firmalardan gelen açıklamalar oldu dediler ki ya bu birden ani oldu çok fazla oldu aslında biz Türkiye'de de fabrika açmak istiyorduk yapmak istiyorduk falan gibi destek istiyoruz gibi mesajlar gelmeye başladı. Ee, bu vergi gelmeden önce belki de böyle adımların atılıp biraz realize edilmesi gerekiyordu. Yani e, Türkiye'de bu yatırımlara dair bir takım girişimlerin olması gerekiyordu herhalde. Ama 40 kırk gerçekten e, büyük bir vergi ek vergi oldu. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Gitmeden önce yarışmamızı yapalım sevgili dinleyiciler. Ne dedik? Hem Babalar Günü yaklaşıyor hem bayram yaklaşıyor. Dolayısıyla biz de radyomuzda hep böyle özel günler öncesinde olduğu gibi... ...yine hediyelerimizi sizlere vereceğiz, armağan edeceğiz tüm programlarımızda. Şimdiden bu hediyeleri veriyoruz ki mümkün olduğunca... ...Babalar Günü'ne kadar, bayrama kadar size gönderebilelim, ulaştırabilelim. Amacımız bu. Diğer tüm programlarda da birçok hediye bulabileceksiniz. Kafa Radyo'da hatırlatalım. Ee, aynı zamanda şimdiden Babalar Günü'nü kutlayalım. Tüm babaların, e, hayatta olmayan, aramızda olmayan babalarımızı saygıyla ve rahmetle anarak. E, bayramımız da kutlu olsun şimdiden. Kef marka filtre kahve makinesi hediye edeceğiz sevgili necder. Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcıları var. Susuz kaynama koruması var. Hızlı demleme süresi 6 dakika gibi bir sürede. Hızlı bir demleme gerçekleştiriyor. 1.8 litrelik cam pot kapasitesi var. Mekan ve zevkinize göre kişiselleştirme imkanı da sağlanıyor. kef marka filtre kahve makinesinde. Ee, bunu da her e, bu tip dönemde olduğu gibi bize e, ve size dolayısıyla dostumuz Hakan Çavdar armağan ediyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Şimdi bunu kazanmak için neredeyse profesyonel diyebileceğimiz. Peki de diyebileceğimiz gerçekten bu filtre kahve makinesini kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle mesajı WhatsApp üzerinden göndereceksiniz 0532 172 52 32 ee, buraya girin 0532 172 52 32 yazın ardından adınızı soyadınızı gönderin adınızı soyadınızı yazın telefon numaranızı yanına yazın adınız soyadınız telefon numaranız ve yanına bir de adresinizi yazın. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz. Biraz bekliyorum ki soruyu sormadan önce bunları yazabilesiniz diye. Ardından da soracağım sorunun cevabını yazacaksınız. Soracağım sorunun cevabı iki basamaklı bir sayı olacak. Aslında şunu soruyorum. Programın başında birkaç kez söyledim. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ziyaret edecek bugün. Bu ziyaret kaç yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret oluyor. Kaç yıl sonra gerçekleşiyor bu ziyaret? İlk ziyaretin de hangi yılda gerçekleştiğini söylemiştim. Kaç sene olduğunu da söyledim aradan geçen zamanın. Dolayısıyla bunun cevabını bekliyoruz sizden WhatsApp numaramıza 0532 172 52 32. Reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Kripto odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Değerlendirmeden önce de biraz önce yapmış olduğumuz yarışmanın kazananını açıklayacağız, paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Ne demiştik? Kef marka filtre kahve makinesi armağan ediyoruz bir dinleyicimize. Profesyonel sayılabilecek nitelikte bir kahve makinesinden bahsediyorum. Zaten Kef marka kahve makinesini girip şöyle bir gördüyseniz anlamışsınızdır. Fiyatına baktıysanız onu da anlamışsınızdır. Şimdi hemen söyleyelim. Bizim sorumuz neydi? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor? Ki programın başında bunu birkaç kez söyledim. Son ziyaret 2006 yılında Deniz Baykal'a gerçekleşmişti. Şimdi 2024 yılındayız. Yani 18 yıl aradan sonra gelen bir ziyaret var. 18 cevabına Gerçekten binlerce mesaj yağdı sizlerden ama ilk gönderen dinleyicimiz Ankara'dan Gül Şoray oldu. Evet, Gül Şoray oldu. Ankara'dan bize bunu gönderen dinleyicimiz kendisini tebrik ediyoruz. Artık bayram armağanı olarak mı kabul edecek yoksa babası hayatta mı bilmiyorum ama babasına mı armağan edecek? Hayatta ee, hayattaysa da Allah uzun ömür versin. Tebrikler tekrar. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. E, depremlerden bahsettik. Ankara'da dün 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem vardı. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Bir olumsuz ihbar gelmedi. E, devam ediyoruz diğer gündem başlıklarıyla. Bunlardan bir tanesi YKS'de yapay zekalı kopya. Bu çıktı ortaya. Biliyorsunuz değil mi yani izlediniz bilmiyorum bu görüntüleri ama bir şüpheli düzenlediği düzeni ayakkabısının astarına yerleştiriyor. Ayakkabısın astarına yerleşiyor da neler çıkıyor biliyor musunuz içinden? Router, internet bağlantısı sağlayan cihaz. Yani kredi kartı görünümünde bir cep telefonu. İçinde simi falan var. Düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık. Yani müthiş bir düzenek kurmuş aslında. Ee, yani sim kart da var yanında. Yapay zeka ile bağlantı gerçekleştiriyor. Ee, orada bu işi çözen ve anlatan bir polis vardı. Emniyetten bir görevli vardı. O bunun nasıl çalıştığını anlatıyor. O düğme görünümlü kameradan soruyu okutuyor. Soru oradan okunduktan sonra ardından kulaklık üzerinden doğru cevap geliyor kendisine. Yani böyle bir düzenekle girmiş. Toplamda da iki kişi yakalanmış ee, sevgili dinleyiciler birisi gözaltına alınmış diğeri de serbest bırakılmış yani tutuklanmış birisi pardon diğeri de serbest bırakılmış Nasıl bir sistem kurmuşlar yani buna bu kadar çok zeka yorana kadar e, sınava biraz çalışılarmış daha iyi olurmuş herhalde Devam ediyoruz Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıdığı iddia edilen yaşama tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. Gözaltına alınan arasında bir dernek çalışanı varmış. O adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Şimdi şöyle söyleyelim. Buket Özgünlü sosyal medya hesabında şunu anlatıyor. Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış. 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş. Hepsi hasta. Ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık. Aracımıza yükledik. 3 de yasaklı ırk hastaydı. Onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp kısırlaştırılıp tedavileri olacak demişti. Fakat daha sonra sosyal medyadan gelen tepkiler oldu. İşte Ankara'ya kuduz köpekleri getiriyor diye. Fakat bir kez daha söyleyelim Buket Özgünlü aynı zamanda yaşama tutunan patiler derneği başkanı. Yani bugüne kadar hayvanlarla hayvanları yaşatabilmek adına bir arada olan, onlara elinden gelen tüm desteği veren, elinden gelen ve hatta gelemeyen belki de tüm desteği veren birisi tutuklandı. Yani insanlar şu anda doğal olarak tepkililer diyorlar ki ya e, hayvanları e, bir kedi örneğin çekmeliyip eziyet edip öldüren tutuklanmıyor da e, veya işte e, ya daha tuhaf işkence görüntüleri var sosyal medyada yayınlanıyor bunları yapanlar tutuklanmıyor da e, aslında hayvan hakları savunucusu hayvanların yanında olan bugüne kadar emek vermiş olan birisi nasıl oluyor da bununla ilgili tutuklanıyor diye tepkiler var. E, gerçekten de bu anlaşılabilir gibi değil. Bakan Bayraktar ilçe gitmiş adeta iğneyle kuyu kazdık samanlıkta iğne arar gibi onları aradık diyor işçilerin cenaze törenine katılmış. Yani tabii keşke böyle olmasaydı yani e, tamam bakan diyor ki biz sonradan hani bu olay olduktan sonra elimizden geleni yaptık diyor da keşke bu olay olmadan önce e, herkes elinden geleni yapabilseymiş keşke chat şey, olumlu raporlara o dönem verilmeseymiş değil mi? Yani bu depremlerde de konuştuğumuz konu değil mi? Depremden sonra işte diyoruz ki şu enkazı kaldırdık, bunu kaldırdık, o cansız bedenlere ulaştık vesaire falan filan. Ya e ama öncesinde keşke bunu engel olabilsek. Depreme değil tabi. Deprem dirençli yapılar, binalar, şehirler yapabilsek yani. Yeniden görülen HKG davası vardı sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirerek istismara maruz bırakılmasına ilişkin Sanıkların yeniden yargılanmaya başlandığı dava vardı ikinci duruşma görülmüş dava 16 Temmuz'a ertelenmiş İstanbul'da huzurevinde bir şiddet görüntüsü vardı Beykoz'dan gelen bir görüntü vardı sosyal medyada tepki yaratmıştı doğal olarak tepki çekmişti ardından şüpheli tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş biraz hızlı hızlı ilerliyorum vaktimiz daraldı İstanbul'da müsilaj kabusu geri döndü mü acaba? İstanbul'da bir süredir böyle bir bir hafta on gündür ben de bakıyorum e, Boğaz'dan e, tekneler falan geçerken gemiler geçerken arkalarında büyük izler bırakıyorlar. Bu izler çok uzun süreler kalıyor. Yani belli ki e, denizin altı kötü durumda. E, şimdi bununla ilgili uyarılar var. E, müsilaj uyuyor uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum demiş Murat Taş İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri. E, diyor ki müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin diyor yaptığı açıklamada. Aynı zamanda İstanbul'un plajları incelenmiş. Plajların temizlik durumları incelenmiş. Bazı noktalar alarm seviyesinde çıkmış. Bakın analizler yayınlanmış. Bu analizlere baktığımızda Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüp Sultan'daki çift alan plajları kırmızı alarm veriyormuş. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları temiz su olarak yetersiz seviyede görünüyormuş. Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durumun aynı olduğunu söylüyorlar. Kısırkaya ve çift alan plajları kirli görünüyor. İstanbul'da mavi renkte ve denize girmeye uygun olan iki yer görünüyor. Şile ve Adalar. Bunun dışında mavi görünen bir plaj yok İstanbul'da. Hemen bir başka habere geçiyoruz. İstanbul Sarıyer'de bulunan Mahmut Paşa yalısındaki soygun. E, film sahelerini anlatmıyor tabii. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıyor. Dört suç ortağı birlikte kilidini kırıyorlar. Dört kasada bulunan dövizleri Çuvallara yüklüyorlar oradan kamyonete yüklüyorlar ve ardından da bu paraları çalıyorlar kaçırıyorlar götürüyorlar bir gelen bilgiye göre 130 milyon liralık bir döviz bir diğerine göre 150 milyon liralık bir döviz peki bu işte Memduh Paşa yalısıymış pardon Memduh Paşa yalısındaki bu soygun nasıl yaşandı İşte detayları ortada ama kim varmış burada? Şirketin sahibi yani bu şirket bir, bu yalı bir şirkete ait. Şirketin sahibi Rıza Zarap'ın eniştesi çıkmış. Buradan böyle bir enteresan haber geldi. Boğmaca vakalarında bir artış var sevgili dinleyiciler. 3 haftada 30'u aşkın bebeğe teşhis konulmuş. Boğmaca vakalarındaki artış Diyarbakır'dan da geliyor bu haber. Aynı zamanda diken de gündeme getirmişti. Boğmaca'dan bebek ölümleri olduğunu yazmıştı. Diken aşı reddi sebebiyle bunlar gerçekleşiyor demişti. Şimdi CHP Bursa Milletvekili Kaya Ampala bunu gündeme getirmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya konuyla ilgili 9 soru yöneltmiş. Orman yangınları var demiştik. Adana'da, İzmir'de, Tokat'ta, Balıkesir'de orman yangınları vardı. Mardin'de 70 dönüm buğday tarlası yandı. Denizli Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için bir vatandaş orada aracılıkla uğraşan bir vatandaş tütsü yakmış. Ee, çıkan yangın ormana sıçramış ee, Gerçekten inanılır gibi değil ama Pamukkale'de de bir bölüm ormanlık alan yandı Maalesef sevgili dinleyiciler Hemen sporla ilgili bir iki başlık verelim Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz dün Polonya 2-1 mağlup oldu Amili futbol takımı 4 hazırlık maçını da kazanamamış olduk Milli Biliyorsunuz Macaristan'a 1-0 Avusturya'ya 6-1 Polonya 2-1 yenilmiştik. İtalya ile 1-1 pardon 0-0 berabere kalmıştık. Ve 14 Haziran'da Euro 2024 başlıyor. İlk maç 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la olacak. Amili futbol takımının. Ve Anadolu Efes Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. Seride durumu 2-1'e getirdi. Üçüncü maç yarın akşam oynanacak. Bunu da hatırlatalım. Fenerbahçe Beko taraftarı önündeki bu maçı yine kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Yarın saat 20:30'da oynanacak bu karşılaşma. Böylece geliyoruz programın sonuna. Cenkere Teknik Masrafa teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dikkatinize. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.